Operada bir berber dükkanı Sakin bir denizin sahiline atılmış gibi duran bu beş enkazdan Mahir'i tarif için evvela Paris'in en işlek en göz önünde mahallelerinden biri olan Opera Caddesi'nde bir berber dükkanı anlatmak icap eder. Lübnanlı Nimetullah isminde bir maroni vaktiyle Mısır'a gitmiş. Halka zorla toprak satıldığı bir zamanda peynir ekmek fiyatına birçok feddan arazi almış ve pamuk ziraati sayesinde büyük bir servet yapmış. Bu servet iki nesil sonra yüz misli artmış torunlar büyük babalarının bıraktığı serveti kâfi görmemişler. Mutlaka asil olmak, isimlerinin başına bir ünvan takmak istemişler. Bu temenni Avrupa'da kolayca kuvveden fiile çıkar. Papa kiliseyi zenginleştirmek için cennette arsa satmak gibi karlı emlak işleriyle de meşgul olduğu gibi mirasçısız ölen bütün asilzadelerin mahlul kalan ünvanlarına da sahip olur. Prens, Dük, Marki, Kont, Baron olmak isteyenler Roma'ya müracaatla bu ünvanlardan hangisini isterlerse satın alırlar. Kendine tasdikli mühürlü kocaman bir silsile name verilir. Ondan sonra artık sahte asilin lakırdı arasında ecdadının fütühatından bahsetmesine bir mani yoktur. Zengin Lübnanlı'nın evladı Mısır'da yerleştikleri için asalet ünvanını papadan satın alarak dük veya veyahut marki olmayı muafık görmediler. Onlar Mısır ailesine mensup prensler gibi sahibi sümüvül emir olmak istiyorlardı. İçlerinden biri bunun çaresini buldu. Büyük harpten sonra birçok krallıklar teşekkül etmişti. Bu krallıkların hükümdarları ancak istediklerine bir fermanla paşa ünvanı verecek kadar istiklallerine sahip bulunuyorlardı. Bunu haber alan pamukçu zadelerden biri bu hükümdarlardan birine müracaat etti. Peş tahtaya banknot destelerini sıraladı. Hükümdar derhal katibini çağırdı. Alikorna kağıdı üzerine koca bir ferman yazdırdı. Mısırlı'ya emir ünvanını tevcih etti. Hükümdar paraları hazineye gönderdikten sonra malını müşterisine beğendiren bir dükkancı gibi ilave etti. Biraderlerinizden hangisi isterse gelsin. Kendini resmen beylik, paşalık, vezirlik, müşirlik, ünvan verebilirim. Size gelince eğer ünvan için verdiğiniz para miktarınca tekrar hazinemize muavenet edebilirseniz istediğiniz memlekete sizi sefir tayin ederim. Sahte emirin diplomasi mesleğine eskiden beri hevesi vardı. Peş tahtaya ikinci bir baknot paketi daha istif edildi. Hükümdar yalnız demişti. Bizim bütçemizin darlığı hükümetimizi başka memleketlerde temsile mani olmuştur. Bu hususta edilecek masraflar tamamen size aittir. Sahibi Sümüvül Emir Nimetullah için bu pek tabi bir şeydi. Derhal sefaret erkanı seçildi. Yeni sefir bilhassa üniformaların fevkalade şatafatlı olmasını istediği için bizzat Paris'e gelerek Folie Berger, Casino de Paris gibi kostümlerindeki fevkaladeliği ile tanınan tiyatroların elbise ressamlarına modeller yaptırdı. Bunlardan kumru göğsü, yanar döner kumaştan göğsü, kolları sırmalı etekleri inci taklidi boncuklarla işlemeli bir üniforma beğendi. Çin köşkleri şeklinde de bir serpuş intihap edildi. Serpuşun tepesinden kırmızı tüyler fışkırıyor ve bu seyyar köşkün kıvrık saçaklarına iliştirilen mini mini gümüş çıngıraklardan birbirine benzemeyen sesler çıkıyordu. Yeni seferin temsil ettiği hükümete daha nişan mevcut olmadığı için nişanları da kendi icat ederek bunlara parlak isimler verdi. Keyfiyet bir mektupla hükümetini arz edilince hükümdar hemen bunu hazineye temin edeceği varidatı düşünerek satış mağazasından vezirlik, müşirlik, emirlik çeşidine bir de muhtelif isimli nişan emtiası ilave etti. Birkaç ay içinde paraya kıyan bütün eşraf karvanlardaki peşen katırları gibi donandılar. Nimetullahzade sefaret heyetini tamamlamış yalnız bir ateş militer eksik kalmıştı. Bu vazife için vaktiyle teşehhüt miktarı ihtiyaç sabitliği eden Mahir'i tavsiye ettiler. Yeni emir memleketinin askerliğini temsil için gayet iri yarı bir adam arıyordu. Halbuki Mahir ufak tefek, çelimsiz ve hastalıklıydı. Mahir Zeki olduğu için ilk mülakatlarında muhatabının ne düşündüğünü derhal hissetti. Kendisini gurbetin ihtiyacın öldürücü pençesinden kurtaracak bu fırsatı elden kaçırmamak için bütün inandırıcı delillerini ortaya koydu. Nimetullah'ı kendisinin mükemmel bir salon zabiti olduğuna inandırdı. Hazırlıklar Paris'te ikmal edildikten sonra yola çıktılar. Yalnız bir şeyi düşünmemişlerdi. Gidecekleri memleket Avrupa'nın şimalinde bulunduğu için son derece soğuktu. Ahalisinin en ehemmiyetli levazımını kürk teşkil ediyordu. Halbuki yeni sefir Mısır'da doğmuş, büyümüş olduğu için soğuk hakkında henüz bir fikir edinmemişti. Geldiklerinden birkaç gün sonra bir geçit resmine davet edildiler. Sahibiş Sümüvül Emir, yanar döner üniformasını giydi. Başına çıngıraklı, tüylü serpuşunu taktı. Omuzuna ince işlemeli harmanisini attı. Hemen hemen aynı kıyafette olan ateş militeri ile kendilerine tahsis edilen tribüne gittiler. Burunlarına kadar kürklere bürünen davetliler arasında ikisi zemheri züreyfasına benziyorlardı. Geçit resmi başladı. Önlerinden duvar gibi kıtalar geçiyorlardı. Yarım saat sonra evvela yeni seferin en hassas noktası olan Çin köşkü şapkasının tüyleri titremeye başladı. Bu titreme yavaş yavaş başına da sirayet etti. Soğuktan sapsarı kesilen çehresinde dudakları bembeyaz bir renk aldı. İçinin derinliklerinden gelen dayanılmaz bir raşe yavaş yavaş bütün vücudunu sarsıyordu. Gülünç olmaktan korkarak üşüdüğünü başkalarına çaktırmamak için dişlerini sıkmak istiyor fakat çene kemikleri zapt edilmez bir takırtı ile birbirine çarpıyordu. İkisinde başlarındaki şapkanın çıngırakları muntazam sallantılarla sesler çıkarıyordu. Sırtlarındaki kumru göğsü üniformanın kumruya olan münasebetinin o anda renginde değil tüylerinde olmasını temenni ediyorlardı. Geçit resmi bitmek bilmiyordu. Bir saat sonra artık ikisi de utanmayı unutmuşlar. Yayları boşalmış iki oyuncak gibi oldukları yerden zıplayacaklar hissi veren ihtilaçlar içinde zangır zangır titremeye başlamışlardı. Teşrifat nazırı çalmadan oynayan yeni sefir ile ateş militerinin imdatlarına yetişip her ikisinin de avdetini temin eylemesi 4 saat süren geçit resmine tamir edemeyerek orada donup kalacaklarına şüphe yoktu. Sefaret nimetullah'a çoğa mal oldu. Birçok masraflar ihtiyar etti halde diplomatlar arasındaki faaliyeti operet sahnelerindeki cicili bicili elbiselerle göstermelik yapanlara benziyordu. Bu sıralarda büyük harpten sonraki müthiş mali buhran kendini gösterdi. Mısır'da arazi sahipleri para etmeyen pamuk yerine tarlalara portakal dikmeye başlamışlardı. Vaziyet bu şekilde devam edemeyecekti. Bereket versin kendisine emirlik tevcih eden hükümdar komşu bir devletle harbe tutuşarak mağlup oldu. Ortada hükümet kalmayınca sefere de lüzum görünmedi. Nemetullah ile mayeti seyyar, tiyatro, kumpanyaları gibi sırmalı üniformaların tüylü, çıngıraklı şapkalarını sandıklara yerleştirerek Paris'e geldiler. Kumpanya orada dağıldı. Mahir'in muvafakat bir zaman için muhteşem bir sarayın saçağına iliştirilmiş yaldızlı bir hatıl vazifesi görmesine nihayet verildi. O da yine eski enkazın arasına avdet etti. Nimetullah sefaretten hevesini almıştı. Şimdi ruhunda büyük babasından tevarüs ettiği para kazanma hırsı başlamıştı. Operada Café de La yanında bir berber dükkanın peştemallığını bir milyon franga satın aldı. Bir o kadar içerisine sarf etti. Dükkan, sonraki mermer direkleri, aynaları, Mozaik duvarları, mermer kurnalarıyla bir saraya dönmüştü. Zemin katı ile mahzen kısmı erkekleri birinci katı da kadınları tahsis edildi. Erkekler için 25, kadınlar için 15 berber vardı. Kadın berberleri Sam, Boğa denilen 15 kadın derlak muavenet ediyor. Bunları 14 manikür, 5 pedikürle bir direktör İki kasadar, beş uşak, inziman ederek müstahdeminin adede sekseni geçiyordu. Nimetullah bu müessesenin başına geçince kendini bir hükümdar zannediyordu. Direktörü hükümet reisi, kadın tellaklarla manikürler hükümdarın haremi hümayunu, uşaklar da mayet bölüğü demekti. Yavaş yavaş bu fikir onda o kadar kuvvetleşti ki... Hakan vazifesini görmek için müstahdemin arasında daima ihtilaflar çıkmasını temenni etmeye başladı. Sanki saltanat sürmek için Taksim kaidesine riayet ediyordu. Hükümdarın bir günlük programı şöyle çizilmişti. Nimetullah Rivoli sokağında tüyleri bahçesine nazır apartmanda öğleyin saat 12'de uyanıyor. Yemeğini yiyor, Saat 5'e kadar evinde oturuyor. 6'ya doğru mağazaya geliyor. 8'e kadar kalıyor. 8'de o akşam için sırasını bekleyen gözdelerden birisiyle akşam yemeğini yiyor. Tiyatroya gidiyor. Yemekten sonra Bulvar Hosman'daki kumarhaneye düşerek sabahın 3 veya 4'üne kadar bakara oynuyor. 4'te evine dönüyor. Gözde apartmanda muntazırdır. Nöbetini savan odalık sabahleyin dokuzda işinin başında bulunacaktır. Bu cihet şakaya gelmez. Bütün mahiyet patrondan titrerlerdi. Nimetullah mahiyetine korku ile karışık bir ihtiram telkin ettiğini hisseyledikçe nüfuzunu tahakkümünü artırmaya başlardı. Bir gün halledilecek ihtilaf bulamamaktan canı sıkıldığı için daha o hafta mağazaya alınan uşaklardan birine kendini göstermek istedi. Direktöre emretti. Şu yeni uşağı çağırınız. Uşak oldukça tahsil görmüş bir gençti. Patrondan ziyade vazifesinin hizmetkarı olduğuna kanaati vardı. Uşağın kendisini iki kat eğilerek selamlamaması berberler hükümdarının bütün sinirlerine dokunmuştu. Kaşlarını çatarak. ''Siz'' dedi. ''Bir hırsızsınız.'' Delikanlı bembeyaz kesildi. ''Mağazadan bir şey mi çalınmış?'' ''Öyle bir vaka olmuş ise benden niçin şüphe ediyorsunuz?'' ''Ben namuslu bir adamım.'' ''Bunu hiçbir zaman kabul etmem.'' ''Mağazadan hiçbir şey çalınmamış.'' ''Hiçbir şey kaybolmamıştı.'' ''Fakat tekrar ediyorum siz bir hırsızsınız.'' Bana bu isnatta bulunmanızın sebebini sorabilir miyim? Kimi ve neyi çalmışım? Beni çalıyorsunuz. Anlayamadım. Anlatayım. Ben size ayda 600 frank veriyorum. Buna mukabil siz de birinci katı her sabah silecek süpüreceksiniz. Halbuki bu işi baştan sağma yapıyorsunuz. O halde size verilen parayı çalıyorsunuz. Hırsızsınız. Bu ağır hakaret bodrum katında koltuklara yerleşerek tıraş olan saçlarını kestiren tırnaklarını insan nalbantlarına törpületen ayaklarının nasırlarını kazıtan müşterilerin önünde oluyordu. Uşak ittihamın mahiyetini anladıktan sonra hafifçe tebessüm etti gayet sakin bir sesle. Efendim dedi. Müsaadenizle arz edeyim. Ben deniz her sabah saat 6'da kalkıyorum. 7'de buraya geliyorum. Mağazayı açıyorum devam cetvelini imzaladıktan sonra süpürge, faraj, tahta bezleri ve kovaları alıp yukarıya çıkıyorum. Evvela ortalığı süpürdükten sonra kovalardan birinde hazırladığım sabunlu su ile her tarafı siliyorum, kuruluyorum. Her şeyi yerli yerine koyuyorum. Oradan aşağıya iniyorum. Ancak müstahdeminin sütlü kahve ve çaylarını hazırlayacak vaktim var. Hepsine hizmetten sonra boş şampuan şişelerini dolduruyorum. O biter bitmez havlu değiştirmek başlıyor. Bir taraftan sıcak su ocağına kömür atıyorum. Bir taraftan da müşterilerin kırpılan tüylerini süpürmeye, paltolarını tutmaya, sokaktan öteberi almaya mecburum. Kurumak üzere sırıklara serilen havlular inecek, ütülenecek, kirliler ayrılacak ve bu hizmet durmadan dinlenmeden akşamın saat 8'ine 9'una kadar her gün en aşağı 12 bazen de 14 saat devam ediyor. Buna mukabil ayda 600 frank. Yani günde 20 frank kazanıyorum. Bu para ihtiyacım var çünkü evimdeki ihtiyar anamla gıdasızlıktan kemik veremi olmuş kız kardeşimi geçindirmeye mecburum. Siz her gün mağazanıza saat 6'da geliyorsunuz. Kasanızı açıp bir günlük hasılatı yani binlerce frankı cebinize koyduktan sonra buradaki fakir kızlardan birini de hayvani zevkinizi tatmin için kolunuza takıp götürüyorsunuz. Hiçbir emek sarf etmeyerek cebinize giren bu parayı kumarhanelerde bitiriyorsunuz. Sonra siz namuslu ben hırsız oluyorum. Hırsız ben değilim, sizsiniz. Herkes hayret içindeydi. Nimetullah da şaşırmıştı. Uşağın gittikçe yükselen sesi direktörü de aşağıya cevap etmişti. Uşağın mukabelesini dinlerken efendisine hulus çakmak için genç adamın üstüne atılmak istiyormuş gibi yumruklarını sıkıyor dişlerini gıcırdatıyordu. Nimetullah direktörüne ağır bir eda ile. Sakin olunuz dostum dedi. Sakin olunuz. Uşak aynı müstehsi tavırla. Direktörünüze sakin olmayı tavsiyeyi hacet yok. Arzu ederlerse hemen buracıkta yağ sokakta veya da ormanda kendilerinin velayet saçan suratlarını şişirivereyim. Zaten bu zavallı çomara aport deseniz bile ısırmaz. O yaptığı karakterleri biraz da kemik yalamak için kendini size beğendirmek maksadıyla yapıyor. Nimetullah korkmuştu fakat herkesin önünde gülünç olmak istemedi. Size izin veriyorum. Sekiz gün sonra defolup gidebilirsiniz. Niçin sekiz gün? Çünkü yerinize birisini bulmak lazım. Bendeniz burada sekiz dakika dahi durmak fikrinde değilim. Hesabımı görün de gideyim. Bu sizin için daha hayırlı olur. On dakika sonra paketi elinde mağazadan çıkan delikanlıya herkes hayret hatta biraz hürmetle bakıyorlardı. Kızını satan bir baba Şehzade İbrahim Refik Efendi ne yapacağını bilmiyordu. Genç karısının büyük terzilerde yaptırdığı elbiselerin borç pusulalarının yekünü 30 bin frangı bulmuştu. Halbuki şehzade hazretlerinde 30 santim yoktu. Eli, Şanzeli'deki Puariye'nin hesap pusulasına levh edilen mektubu hepsinden firaklıydı. Terzi Prenses Hazretleri için yapılan elbise bedellerine pek yakın bir atide tediyesi bilhassa rica olunur. Bu ricamıza müsait bir cevap alınamadığı takdirde meseleyi iş adamımıza havale edeceğimizi teessüfle tebliğ ederim, diyordu. Bunu ne demek olduğunu bütün cehline rağmen şehzade anlamakla müşkülat çekmedi. Fakat o müsait cevabı vermek şimdilik imkan haricindeydi. Oturduğu apartmanın kirası birikmiş. Borçların verilmemesi yüzünden bakkalın, kasabın iki defa değiştirilmesi lüzum görülmüştü. Şehzade bu derece parasız mıydı? Memlekette para edecek malı mülkü yok muydu? Vardı. Fakat bütün müteraddi ailelerde olduğu gibi onda da bir para kıymeti bilmemek hastalığı vardı. Eline birkaç bin frank geçecek olsa bu paraya hiç bitmeyecekmiş gibi sokağa atarcasına ibzar ile sarf ediyor. Borçlarını ihmal eğiliyor ve alacakların kendisinden para istemelerine de adeta hayret ediyordu. Bundan başka şehzaden acayip merakları vardı. Çocukluğundan beri at arabası kullanmaya son derece hevesli olduğu için iptila derecesine varan bu merakını hala bu motor asrında bile muhafaza ediyordu. Büyük babalarından Sultan İbrahim'in şehir içinde arabaların yürümesini men etmesi, hatta bu yüzden tok sözlü bir vezirini katlettirmesi gibi o da ''Ah!'' diyordu. ''Bir padişah olsam, tekmil otomobilleri kaldırtacağım, herkes atlı arabaya binsin. Avrupa'ya yeni geldiği zaman şehir civarında bir banyoda oturdu. Birik bir araba ile bir hayvan satın aldı. Her gün sokaklarda, ormanda gezintiler yapıyordu. İstanbul'dan arabalarını getirememiş, yalnız kamçılarını alabilmişti. Mali vaziyeti, Paris'e daha ufak bir daireye taşınmasını icap ettirdiği zaman araba kullanmak ihtiyacını teskin için apartmanın koridoruna yan yana iki iskemle koyuyor. Arkalıklarına dizginleri bağlıyor ve saatlerce böyle çocuk gibi oynuyordu. Arada hayvanlara hitap eder gibi damağını şaklattığını görenler bu 50 yaşında bebeğin zevkine şaşıyorlardı. Şehzadenin ikinci bir zevki de Avrupa musikisine olan merakıydı. Fakat merak ettiği musiki aletinin acayipliği bunda da şehzadeye büyük bir tereddüt hissesi ayırıyordu. İbrahim Refik Efendi musiki aletleri içinde davul ve trampete merak etmişti. Yatak odasının yanındaki ufak bir oda büyük, küçük, meşe, avanos, şimşir, teneke, maden, çelik, davul ve trampet kasnaklarıyla doluydu. Köz davulundan çifte naraya kadar deri ve kursak gelinmiş ne kadar çeşit aranırsa burada mevcuttu. Efendi hazretleri odasına kapanıp o gün için intihap ettiği davulu gümbürdetir yahut kamçı koleksiyondan seçtiği bir kırbaçı şaklatmakla eğlenirdi. Bu gürültüden rahatsız olan komşuların itirazları üzerine şehzade merakını mukannen saatleri hasretmeye mecbur oldu. Böyle olmakla beraber şehzade o gün zevkini camları zıngırtatarak bir gümpürtü ile öten büyük tavulu hasrederse o zaman felaketti. Apartmandakiler en uzak odalara çekilip kapıları kapıyorlar. Kulaklarına pamuk tıkayarak konserin bir an evvel hitabı için ta Paris'ten İstanbul'daki evliyalara yasinler adak ediyorlardı. Şehzade Paris'e geldiği zaman iki haremini de beraber getirdi. Büyük karısı yanaşma vaziyetinde yaşıyordu. Fakat asıl prenses sonradan aldığı gözdesiydi. Birdenbire sarayın sıkıcı parmaklıklarından kurtulan genç Çerkez kızı Avrupa'nın hürriyet havasını teneffüs edince çöl kokusu almış bir ceylan gibi aldı yürüdü. Peydahladığı dostlarıyla dansinglerde, eğlenti yerlerinde fink atmaya başladı. Efendi odasına kapanıp davul çalıyor. Parsayı da başkaları topluyordu. Şehzadenin ilk karısı kahya kadın rolünü oynamaktan bıktı küçük kızını babasına bırakarak Suriye'de yerleşen büyük kızının yanına gitti. Kadıncağızın bu suretle ortadan kalkması efendiye nefes aldırdı. Onun aile bütçesinin masraf kısmında hiçbir ağırlığı olmamasına rağmen bir hüzün abidesi gibi ortada dolaşması, genç ortağının azgınlıklarını müstehsi bir nazarla tenkit eylemesi, evde sıkıntılı bir hava yaratıyordu. İbrahim Refik Efendi'nin karısını kontrol etmek, israfına mani olmak için ufak bir ihtarda bulunmak aklına gelmiyordu. Zaten ikisinin de birbirlerine söz söylemeye hakları yoktu ki. Memlekette bıraktıkları vekilden toplu bir para gelir gelmez. Efendi hemen bir ay için civarda bir köye gidiyor. Ya kira veya veyahut satın almak suretiyle bir araba bir at uyduruyor. Her gün yollarda, ormanlarda dolaşıyor.'' Karısı da bu müddet zarfında alacaklıları tamamen ihmal ederek kalan parayı son hapesine kadar bitiriyor ve zaruret tekrar onları bir araya topluyordu. Şehzadenin kamçı ve davul merakını öğrenenler mezat yerlerine bit pazarlığını dolaşarak ne bulurlarsa getiriyorlar. O da parası yoksa borçlanarak bunları koleksiyonlarına ilave ediyordu. Daha ömründe para vermek mecburiyetini hissetmediği için Terzenin biraz nazik fakat şiddetli mektubu efendiyi şaşırttı. İstanbul Sarayı'ndan kalma bir itiyatla bağırdı. Kim var orada? Vaktiyle bu sadaya bir iki harem ağası birkaç cariye koşardı. Şimdi ise bu kim var orada? Sualine cevap verecek emektar Cemalifer Kalfa'dan başka kimse yoktu. Kalfaya herkes hatta şehzade bile kalfamdan muhafet olarak kafam derlerdi. Efendi sordu. Kafam. Musa Bey geldi mi? Hayır efendimiz. Gelirse bana haber verin. Musa Bey. İzmirli. Moiz isminde bir Yahudiydi. Mütarekenin son senelerinde İstanbul'dan çıkmış Paris'e yerleşerek kıymetli taş alım satımıyla kendisine bir mevki temin eylemişti. Eski hanedan azasının pek çok mücevheratı vardı. Yalnız bu elmasları herkes gibi değeriyle satarak kendine bir servet teminini düşünmüyorlardı. İhtiyaçları olduğu zaman el altından birbirlerine duyurmayarak bugün bir yüzük, yarın bir küpe satarak günü gününe yaşıyorlardı. Mücevherin sahibine getireceği para, arada vasıta olanın insafına kalmış bir keyfiyetti. Çünkü sahibi duyulmamasını istediği için kıymetini kontrol eylemesine imkan yoktu. Moiz de bütün ailenin hülyatını nakde tahvil eden yegane şahsiyetti ve bu sayede hayli para kazanmıştı. İbrahim Refik Efendi'nin Musa Bey ismini verdiği Moiz yavaş yavaş sehzadenin bütün işlerini ele aldı. Pek sırnaşık çingene borçlarını ödemek için yüksek faize para bulur, ev sahibini kira için oyalar, Para bulunmadığı zaman eski bir kamçı yahut bir davul almak icap ederse Hızır gibi imdada yetiştirirdi. Terzi'nin mektubu dolayısıyla şehzadenin Musa Bey'e çok ihtiyacı vardı. Tekrar kalfayı çağırdı. Kim var orada? İçeriye giren Cemalipere. i Kafam! Söyledi kapıcıya gitsinler. Musa Bey telefon edilsin. İhtiyar kalfa bu emri nihayet efendinin kızı Mihri Mah Sultan'a söyleyecekti. Zira prenses evde olmadığı için ondan başka apartmanda Fransızca bilen kimse yoktu. Peki efendimiz. Şehzade düşünüyordu. Terzinin küstahlığına diyecek yok. Böyle mektup yazılır mı? Sanki bu parayı almayı verse ne çıkar? İflas edecek değil ha. Bizim ona müşteri olmamız bile bir şereftir. Fakat ne olacak? Esnaf kısmı. Bayağı olur. Onu zaten hiçbir satıcının verdiği mal mukabilinde para istemesini aklermiyordu. ermiyordu. Ev sahibi kira için sıkıştırdığı zaman ne bayağı herifler diyordu. Her katta iki daireden şu binada on kiracı var. Birinden de almayı verse ne olur? Pek sinirlendiği zaman bu fikirleri yüksek sesle kalfaya anlatır. O da yine eski ihtiyattan kalan bir teslimiyetle haklısınız aslanım diye cevap verdi. Biraz sonra yürüdüğünü hissettirmeyen bir kedi gibi odaya giren kalfa telefon edildi aslanım Musa Bey şimdi gelecekmiş. Bir saat geçti önde Cemal Fer arkada Moiz e odaya girdiler. Komisyoncu efendinin eteğine doğru saldırdı ve heyleri gırtlağından çatlatarak ''Vaktiniz hayırlar olsun efendi hazretleri'' dedi. İbrahim Refik efendi eteğine eğilen Moiz'i eliyle men ederek ''Buyurun Musa Bey'' dedi. Buyurun oturun. Mesele ne kadar nazik olursa olsun birdenbire açılmamak lazımdı. Bu muhavere girizgahı Moiz'in hiç işine gelmiyordu. Çünkü iş güzel Yahudi'ye boşuna vakit kaybettiriyordu. İbrahim Refik Efendi tabakasını uzattı. Kendisi de bir sigara yaktı. Havalar güzel gidiyor. Evet efendim. Bu yün eni kunu yaz gibi. Kaç gündür donduk Evet efendi hazretleri kaç gündür donduk. İşler nasıl? Çok fena. Piyasa durgun. Nasıl ekmek parası çıkartıyoruz? Allah bilir. Efendim o yüzden bu cevabı alacağını pek güzel biliyordu. Komisyoncu daha şimdiye kadar bir defa çok şükür iyi bir iş yaptım. Şu kadar kazandım dememişti. Şehzade gayet ehemmiyetsiz bir tavır aldı. Musa Bey dedi sizi ufak bir iş için rahatsız ettim. Emrediniz efendim. Bizim refika terziye birkaç kat elbise ısmarlamıştı. Bunların bedeli ödenmemiş. Terziden bir hesap pusulası geldi bir de mektup yazmış. Biraz terbiyesizce bir mektup. Efendim terzi kimdir? Puvar mıdır nedir? Anladım. puvari olsa gerek. Eğer buyurduğunuz armut manasına gelen puvar olsaydı iş kolaylaşırdı. Fakat bu hale yüksek terzilerin en arsızıdır. Borç ne kadar? Ehemmiyetsiz bir para. Ehemmiyetsiz olsun ne kadardır? Galiba 20-30 bir rak kadar bir şey. Moiz yutkundu. Fakat muhatabını sinirleştirmemek için. Evet dedi. siz için ehemmiyetsiz bir para. Fakat bu Fransızlar böyle ufak paralara da büyük ehemmiyet veriyorlar. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Zannederim parayı vermek doğrudur. Zira ufak bir borç için böyle bayağı adamların çenesini açtırmaya gelmez. Evet dediğiniz doğru. Vermeli. Vermeli efendimiz. İkisi de birbirlerine. Nasıl vermeli? Sözünü söylemeye cesaret edemiyorlardı. Moiz yine kaban kendi başına patlayacağını anlamıştı. Meseleyi tamamen üstünden atmak için. Siz zahmet buyurmayınız. Bendenize parayı verirsiniz. Yider makbuzu alır yetiririm. Evet öyle yaparsınız. O halde parayı lütfediniz de vakit geçirmeyelim. Yalnız bir nokta var. Bugünlerde bu parayı benim için vermek mümkün olmayacak. Zira vekilim henüz para göndermedi. Esasen bundan dolayı size haber göndermiştim. Mois tekrar yutkundu. Vallahi efendim dedi. Bu günlerde işler kesat olduğu için benim 30 bin frank bulmam kabil değildir. Şehzade şimdiye kadar servetin verdiği enlik binlik ile maddi müşkülat karşısında kalmaya alışmamıştı. Hayretle sordu. Nasıl? Bu kadar cüzi bir para bulmak mümkün değil mi? Daha biraz evvel 30 bin frankın ehemmiyetsizliğini ileri süren elmas komut soncusu aman Efendi Hazretleri dedi. 30 bin frank az para mıdır? Böyle kesat zamanda nereden bulunur? Sizin becerikli bir adam olduğunuza itimadım var. Herhalde isterseniz bu meseleyi kolayca halledebilirsiniz. Moiz'in Lafayet Caddesi'nde Hacı Abdurrazak isminde elmas işi yapan faslı bir tanıdığı vardı. Ucuz fiyatla hanedandan aldığı elmasların çoğunu bu faslıya satmıştı. Alım satım dolayısıyla Görüştükleri zaman İstanbul saraylarındaki cariyelerin uzaktan uzağa metini işiten pırlanta taciri komisyoncuya yalnız ailenin yakutları ile zümrütleri hakkında isticvap etmez biraz da onların hususi hayatlarını soruştururdu. Moiz, Arabın zayıf tarafını anladığı için hanedandan ucuz parayla kapattığı mücevheratı Hacı Abdülrezzak'a fazla fiyatla sokabilmek için şehzadenin genç kızından da bahsediyordu. Bu suretle memleketinde her sene dört nikahlı karı değiştiren elmas taciri Mihri Mah Sultan'a kulaktan aşık olmuştu. İbrahim Refik Efendi komisyoncuyu kibarane izama uğraşırken Moiz'de faslı elmas tacirini düşünüyordu. Birdenbire Efendi Hazretleri dedi. İzin verirseniz size bir şey arz edeceğim. Bendeniz bütün bu para sıkıntılarının önüne geçecek bir çare buldum. Eğer fikrimi kabul ederseniz sizi sonuna kadar rahat ettirecek bir altın madeni bulduk demektir. Ne gibi? Maşallah Sultan Efendimiz 14 yaşına girmiştir. Bu yaş bizim şarkta kadınlar için evlenme çağı demektir. Şehzade tacip etti. Mihrimah mı? Daha çocuk sayılmaz mı? Efendim bir Avrupalı için öyledir. Fakat bir şarklı için Sultan Efendi adam akıllı kadın olmuş hatta kartlaşmayı bile yüz tutmuş sayılır. Bakalım talip var mı? Var efendim hem yakışıklı hem asil hem zengin. Bundan. Bu adam kim? Faslı. Elmas taciri Hacı Abdurrazzak. Kaç yaşında? Erken yaşı hesap edilir mi? Zaten 50'yi geçtikten sonra 60'ı da bir 70'i de. Bu adam eli geçkin mi? Belki biraz geçmiştir fakat güçlü kuvvetli bir adamdır. Desenize bizim kıza baba hatta büyük baba olabilir. Aman efendim kopuk bir delikanlıya verip de hepsini birden siz besleyeceğinizde böyle yaşlı başlı bir adama vermek daha doğru değil mi? Kurnaz da eğer bu cümlesini yaşlı başlı bir adama verip hepiniz kendinizi ona besletseniz daha iyi olmaz mı? Şeklinde bitirmemek için dişini sıktı. Böyle söylemiş olsaydı şehzadenin kibrine dokunarak işin büsbütün bozulmasından korkuyordu. İbrahim Refik Efendi bu havadisten pek memnun olmuştu fakat bu memnuniyetini birdenbire izah etmek içine gelmedi düşünür gibi bir vaziyet aldı. Musa Bey, böyle bir mesele birdenbire karar verilemez. Bir iki gün sonra cevap veririm. Apartmandan çıktığı zaman Moiz'in etekleri ıslık çalıyordu. Hemen bir kahveye koştu Hacı Abdurrazak'ın yazanesine. Telefon etti. Ertesi gün için bir randevu aldı. Hacı Abdurrazak faslı olmasına rağmen faslı gibi giyinmiyor. O sivri külahlı, beyaz, maşelahı yaptığı iş için kafi derecede azametli bulunmuyordu. Hacı bütün Arap kıyafetlerini birbirine karıştırarak ondan enter Arap bir giyim çıkarmıştı. Başına Yemenliler gibi abani büyük bir sarık sarıyor. Sırtına Cezayirlerin giydikleri gibi işlemeli ve yuvarlak düğmeli bir cepken bacağına gayet geniş bir şal var geçiriyor. Ayaklarına da faslıların sarı çedik papuçları yerine uzun gümüş mahmuzlu kırmızı çizmeler giyiyordu. Hacanın çehresinde en dikkati celbeden nokta burnu idi. Başındaki kocaman sarıkla çehresi yandan duvara aksettiği zaman elmas tüccarı vakitsiz burun koy vermiş bir kara göz azmanına benziyordu. Moiz ertesi günü hacının yazanesine düştü. Kiminle görüşse nabzına göre şerbet vermesini bilen Yahudi hacıyı gördüğü zaman Arap usulü müsafaha ederdi. Birbirlerinin ellerini sıktılar, salavat parmaklarını dudaklarına götürdüler. Merhaba ya Moiz, merhaba ya Hacı Abdurazak. Yahudinin Arapça repertuarı burada tükendiği için muhaverenin bundan sonrası Fransızca ceryan etti. Hacı Rezzak yine Yahudi'nin elmas satmak için geldiğini zannetmişti. Daha malı görmeden kıymetini düşürmek için. Ben artık elmas almıyorum dedi. Bu sene çok zarar ettim Mois. Elmas satmaya gelmedim. İstikraz etmeye geldim. Arabın hayretle gözleri açıldı. Piyasada Hacı Abdurrazak'ın kimseye borç vermediğini herkes bilirdi. Bir şey söylemiş olmak için sordu. Bir yerde satın alacak bir mal mı buldun? Moiz gayet kurnazca bir plan kullanarak şehzadenin vaziyetini, para yola ihtiyacını anlattı. 30 bin yerine ilk hamlede 50 bin frank temin etti. Noter huzurunda bir senet imzalanacak. Bu suretle efendi hazretleri paraları alıp sıkıntıdan kurtulacaktı. Moiz açıktan açığa istikrazın şartlarından bahsetmemişti. Fakat 50 bin franklık senetle şehzade bir taahhüt altına girmiş oluyordu. Birkaç gün sonra Terzi Puvari'nin hesabı temizlenmiş ve şehzadenin genç karısı için yeniden elbiseler ısmarlamak imkanı temin edilmişti. Eski Osmanlı sülalelerine mensup genç sultanlarla yaşlı kocalara varmak hususunda ırsi bir teslimiyet vardır. O zamanlar ıhriyeti lozum görülen ihtiyar vezirlerin kelleleri uçurulmadan kendilerine hemen bir sultan nikahlayıp damat yapmak adet Müktezasıydı. Şahsade İbrahim Refik Efendi bu siyasi tedbiri şimdi mali bir tedbir olmak üzere kullanıyordu. Yalnız genç sultan sinemalarda, tiyatrolarda erkek olarak tahayyül ettiği ince belli, sülüm boylu delikanların yerine kafasında kocaman kavuklu, kara karagöz sakallı, gaga burunlu, acayip bir zevç görünce o alevi teslimiyeti ancak nazari bir prensip gibi eline aldı. Anası Suriye'de olduğu için ancak Cemal Fer'le dertleştiği zaman ''Babam beni adeta bu kavuklu araba sattı.'' diyor ve kocasının zenginine karşı içinde kin fırtınaları kopuyordu. Hacı Abdülrezzak evvela genç sultana karşıda bir villa satın aldı. Ondan sonra efendi hazretlerinin istediği kadar kamçı ve davul alabilmesi için bütçesine 5-10 bin frank ilave etti.'' Hacı Abdurrezzak genç sultanla beş sene geçindiler. Beş sene sonra müthiş bir buhran faslı elmas tüccarının işlerini alt üst etti. İbrahim Refik Efendi tekrar hesap pusulaları karşısında Yahudi Moiz'den medet olmaya mecbur kalıyordu. Karşıda villa satıldı. Hacı Abdurrezzak ticaretini icap ettirdi. Külfetli kisveden vazgeçmeye mecbur olmuş ve şimdi herkes gibi giyindiği için daha ziyade çirkinleşmişti. İtalya meydanı civarında ufak bir apartmana taşındı. Mihrimah da üvey anası ile gezmeye başlamıştı. Bazen bütün gün süren bu gaybubetler geceleri de vuku bulmaya başladı. Hacı genç kadına gece nerede kaldığını sorsa "babamdaydım" yedim cevabını alıyordu. Bir müddet de böyle devam etti. Nihayet bir gün Sultan Vagram Caddesi'nin orkestral kahvelerinden birinde genç kıvırcık saçlı bir delikanlı ile tanıştı. Bu tanışma ilerledi. Yavaş yavaş bir münasebet, bir macera şekline döküldü. Hacı bu ele geçmez fırsattan istifade etti. Bir ün sandığından gandurasının sarı papuçlarını çıkardı. Trene atlayınca solu Marsilya'ya aldı. Miriman aşığı Paris'in kadın tellalarından biriydi. Genç kadın sinemalarda göre göre hayalinde canlandırdığı delikanlılara benzediği için delice sevdiği bu adamı beslemek zoru ile şimdi her gün süslenip paralı adam ayartmak üzere büyük kahvelere devam ediyor. Arkası yarın.